Yeniden merhaba. Moderatör günü manşetiyle sürüyor. Sayın seyirciler, bugün Star gazetesi yazarı Mustafa Karaylıoğlu, gazeteci Melih Altınok'la birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii şimdi belki henüz bilmeyen, duymamış olan izleyicilerimiz bugün günü manşetinde iki konuk ağırladığımızı düşünecektir. Ama bugün konuk koltuğunda oturan sadece Mustafa Karaylıoğlu. Hoş geldiniz tekrar, hoş Mustafa bulduk. Bey. Melih Altınok ise bundan böyle her gün tam bu saatte günü manşetinde bizlerle olacak, gündemi değerlendirecek, sorularınızı yanıtlayacak. Dolayısıyla yeni dönemde bundan böyle günün manşetinde Melih Altınok'la birlikteyiz. Sevgili Melih, sana bir kez daha hoş geldin diyoruz. Ben de hoş geldiniz diyeyim o zaman. Evet, artık sen tabii ev sahibi, evet, program sahibi koltuğunda oturuyorsun. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Sağ olun. Var mı söylemek istediğin bir şeyler Melih? Katılıyordum programlara daha önce. 24'de evet, çok geliyordum. Moderatöre de çok sık katılıyordum. Burada olmak çok iyi. Her gün burada olacağız bundan sonra. Evet. İyi olacağını düşünüyorum ben. Evet, seni aramızda gördüğümüz için çok mutluyuz. Ve dediğimiz gibi günün her gün sıcak gelişmelerini, gündemdeki konuları, tartışmaları, manşetleri, gazete başlıklarını, dikkat çeken başlıkları konuşacağız Melih'le. Ve aynı zamanda bir başka ismi, her gün bir başka ismi ağırlayacağız. Zaman zaman Melih'in de soruları olacak. Yine her gün farklı konukla günün manşeti devam edecek. Evet, şimdi baktığımızda bayram sonrası gündemine, bugün gazetelere baktığımızda yine bayram tatili öncesinde gündemdeki en sıcak konu olan, tartışma olan Ergenekon davasından çıkan kararları görmekteyiz. Yine bugün bu konuyla ilgili haberler var. Dikkat çeken manşetler var. Ve Irak'ta, Mısır'daki gelişmelerinde bugün gazetelerde genişçe yer bulduğunu görüyoruz. Demokratikleşme paketi, yeni anayasa çalışmaları, biraz gazetelerdeki haberler üzerinden değinmek istediğimiz konular. Ama önce Fenerbahçe Galatasaray karşılaşması, dün akşamki maçla başlayalım istiyorum. Mustafa Bey'i biliyoruz, çok koyu bir Trabzonspor taraftarı olduğunu ve futbolu çok ilgilendiğini, ama Melih'in ilgisini bilmiyorum. Takım bile tutmuyorum diyebilirim ama tabii ki futbol politik bir konu Türkiye'de. Evet. O bağlamda ekonomi politiğiyle ilgileniyorum. Gerçi Mustafa Karaylıoğlu en sıkıcı yanı budur diyor ama. Evet. İşte o zaman şöyle yapalım. Dün akşamki maçla ilgili eğer izleyebildiyse birkaç şey dinleyelim Mustafa Bey'den. Oradan da daha farklı bir tartışmaya uzanalım. Tamam. Malum futbol yeni dönemde alınan bazı kararlar var. Hı-hı. Maçlarda atılacak sloganlarla ve tezahüratlarla ilgili. Bugün bazı manşetlere taşınan bir açıklama, bir tweet var. Spor Bakanı Suat Kılıç'tan gelen, onu da soracağım sana. Nasıldı? İzledim Mustafa maçı ve beklentilerin altında buldum, onu söyleyeyim. Yani daha coşkulu, daha etkili bir Galatasaray ve Fenerbahçe bekliyordum. Olağanüstü temkinli. İki takım birbirine karşı çok temkinli iki takım gördüm. Yıldızlar çok etkili değildi. Fenerbahçe'nin kalecisi yani başarılı isimlerden bir tanesiydi. Galatasaray'da mesela Drogba, evet, zorladığı ismiyle zaten bir etki yaratan futbolcu ama çok verimli değildi. Özellikle Galatasaray'ın Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra çok daha iyi olmasını beklerken, çok da atak olmasını beklerken, yani 10 kişi 11 kişi oynanan maç gibi oynamadı Galatasaray. Bir temkinlik vardı. Yani maçı iki tarafta kazasız belasız kazanmak, yani risk alarak göze hoş görünen futbolla değil de kazan çaresini yazmak için fazla aşırı temkinliydi. O yüzden lig öncesi, yani eğer bunu bu maça bakarsanız, lig öncesi çok hazır değil iki takım görüntüsü veriyorlar. Ama onu biliyorum ki birbirlerine olan çekingenliklerinden futbolun tadı akşam biraz zayıftı. Çok iyi iki takım yoktu ama Galatasaray temposunu, yani kupa koleksiyonculuğunu sürdürdü. Yani favori Galatasaray'dı, favorinin kazandığı bir maç oldu. Evet, peki. Ben bir Fenerbahçeliyim ama pek ilgili olduğumu söylenemez. O yüzden hani dün akşamki karşılaşmayla ilgili belki bugün futbol yorumcuların üzerinde çok konuştuğu ve konuşacağı noktaları soramayacağım. Bir de şimdi sizin, sadece futbol kısmıyla ilgilenmiyorum. Bir de sizin yeni sadece futbol olarak yeni transferiniz, defanstaki adam da çok erken coştu hemen. 5 dakika şimdi iki sarı karttan kırmızı kart. Yani böyle maçlarda herhalde heyecan yapmış demek. Aşırı heyecan yaptı. İkisi de çok gereksiz yani. İki tane gereksiz faul, bariz ve gereksiz faul. Yani itiraz edilmesi mümkün olmayan. Biraz Türkiye Ligi'ni tanıması lazım yani. Böyle bir belki çok avantaj sağlanacağını kendisine, yıldız muamelesi yapılacağını düşündü. Çok tatsız da onun için. Yani kötü bir başlangıç oldu. Evet. Peki. Yeni dönemde ligin başlamasıyla birlikte statlarda çok konuşulacak, tartışılacak, yani şimdiden tartışılan bazı, biliyorsunuz, kararlar alındı. Gezi olaylarıyla birlikte işte Gezi Parkı protestolarının
stadlara, sahalara taşınmaması için ve atılacak sloganlar, tezahüratlarda bazı kısıtlamalar getirildi. Gezi Parkı ile ilgili de yine atılacak sloganlar yasak kapsamına alındı ve bir cezaya tabi tutulacak. Bugün Cumhuriyet Gazetesi taraftara tehdit manşetini atmış. Statlarda gezi korkusu yaşayan iktidar spor dünyasını hedef aldı diyor ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın Gezi Parkı protestolarıyla ilgili bunların statlara taşınmaması için futbol taraftarı arasında nifak sokanlar bedelini öder şeklinde bir tweet attığını paylaşıyor okuyucularıyla. Öncelikle bu tartışmayı ve bu alınan kararları sen nasıl değerlendiriyorsun Halil? Gezi olaylarından sonra her alan işte geziyi düzenleyen, organize edenler tarafından bir politik arena olarak algılanmaya başlandı. Ve böyle kara senaryolar vardı. İşte Eylül ayında stadlar, lig başlayacak, Ağustos'un ortasında okullar açılacak. Buralarda da hareketlilikler yaşanabilir diye. Bu daha önceki bir tartışmaydı aslında. Ama şunu söylemek gerekiyor. Her alan siyaset alanıdır. Kamusal alanın hepsinde siyaset yapılabilir kuşkusuz. Fakat stadyumların hani toplu halde insanların kamusal alanda çıktıkları ve güvenliklerin birinci öncelik olduğu alanlarda bu konuya çok dikkat edilmesi gerekiyor. Elbette insanlar görüşlerini açıklayabilirler stadyumda ama şunu düşünün. Orada temel problem güvenlik. Binlerce insan yan yana oturuyor. Bu sloganı atabilir bir grup taraftar ama bunun karşısında da kuşkusuz yekpare bir homojen bir yapıdan bahsetmiyorsunuz. Farklı görüşte olan insanlar olacaktır. Bu anlamda stadyumda yaşanan şeyin kendisinin adı siyaset olmaz. Yani siyasi taleplerini dile getirmiş olmazlar insanlar. Orası tehlikeli bir ortama dönmeye başlar. Bu anlamda bir takım yasal düzenlemeler yapılabilir ama şu ayrımı yapmak gerekiyor. Örneğin polis güvenliğiniz için dünyanın her yerinde tedbirler alır stadyumlarda. Alkollü de giremezsiniz stadyumlara. İşte kesici aletlerle de gezemezsiniz. Örneğin ruhsatlı silahınız varsa bile onunla gitmeyeceksiniz stadyuma. Bu anlamda tedbir alınabiliyorsa pekala olası sonuçları öngörülebilen şeyler, mesela politik sloganlar, politik tartışmalar, bunlar için de polis tedbir alabilir. Polisiye tedbirler alınabilir. Bunun hani işte Cumhuriyet'in manşetinde var bugün bu söylediğiniz şey, taraftara tehdit diye. Bu taraftarın güvenliğini sağlamak için yapılmış bir şeydir ama insanlar demin dediğim gibi organize olmadan bu sloganları atabilirler. Bunların önünde tekil engeller olamaz diye düşünüyorum. Fakat organize bir şekilde pankartlarla falan giriliyorsa bunun önünde pekala yasal tedbirler alınabilir. Yani siyaset her alanda olabilir ama bu kamunun güvenliğine zarar vermeyecek şekilde olmalıdır. Bunu başka şeyler için de düşünebilirsiniz gündelik yaşantılarımız içerisinde. Örneğin belli işte görüşlerin, politik görüşlerin ağırlıkta olduğu, onun taraftarı olan insanların yaşadığı semtler var. Bunu biliyorsunuz. O bölgede çok provokatif işlere kalkışmasına izin veremezsiniz insanların. Bu özgürlüğü sınırlandırma değil, aksine o insanların özgürlüğünü korumak için yapılmış bir şeydir. Bu anlamda bunun hani çok da eleştirecek bir yanı olmadığını düşünüyorum. Ama oradan mesela stadyumların ve futbolun politik hale getirilmesi eleştirisini yapanlar aslında bunu çok fazla politik malzeme haline getirmişler kendileri. Biraz sonra konuşacağız Ergenekon davasında da. Bu davanın siyasi olduğunu eleştirenler bu davayı siyasi hale getirenlerdir. Stadyumlardaki durumun da böyle olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi tabii bir gazetenin Spor Bakanı Suat Kılıç'ın bu uyarılarını tehdit başlığı altında veriyor olması belki başlı başına sizin için bir tartışılır, eleştiriye açık bir şey olabilir. Hem bu konuda hani düşünüyorsunuz hem sizce gerçekten böyle bir ek tedbire ayrıca bu yasağın kapsamını yani statlarda ayrıca yasağın kapsamının genişletilmesine gerek var mıydı? Böyle bir durum sizce söz konusu olmalı mı? Bu konuyu açtığınız çok iyi oldu. Türkiye'de stadyumlar özellikle futbol müsabakaları dünyanın en yasaksız eylemleri. Yani dünyada başta Avrupa olmak üzere birçok futbol ülkesinde o kadar çok kısıtlama var ki. Yani bunları Türkiye'de uygulamaya kalksanız uygulayamazsınız. Tekin sporda şiddet yasası çıktı. Uygulanamıyor bir türlü. Yani çok makul, çok mantıklı bir ve çok gerekli aynı zamanda. Türkiye tecrübesinden biliyoruz ki statlarda ölümler var, yaralamalar var. Kitlesel başkalarını rahatsız eden eylemler var. Aşırı derecede küfür var vesaire. Yani Türkiye'de futbol zaten şiddetle sakatlanmış bir eylem ve bu sürekli tekrarlanıyor. Irkçılık var. Yani Avrupa'da da kadar olmasa bile ırkçılık var. Değil mi? Son işte Fenerbahçe maçında bir sezonun son maçlarından birinde zenci futbolcuya şey yapıldı. Irkçı eylemde bulundu. Şimdi bu durumda bütün dünyada uygulanan standartların burada uygulanması lazım. Uygulanamıyor ne yazık ki. Futbolun bir aynı zamanda Türkiye'de dokunulmazlığı da var garip bir şekilde. Şimdi Spor Bakanı az bile söylemiş.
Yani Türkiye'de Gezi Park olaylarından bir istifade siz tribünlere terörize edeceksiniz. Yüzde kaç olduğunuz belli değil. Yüzde beş misiniz, yüzde on musunuz? Tam da Melih'in dediği gibi bütün karşı şiddeti, ya o oradaki eylemlerin bir tek amacı olabilir. Karşı reaksiyonda olsun ve ortalık karışsın. Yani kendimi ifade edeyim, kendimi göstereyim amaçlı eylemler olamaz. Yani herkes biliyor ki tribündeki taraftarın büyük çoğunluğunun yaklaşımı, görüşü o tiplere, yani o DHKPC vari, TGB vari, İşçi Partisi vari tiplere meydanı bırakmamak, evet, eğilimindedir o kalabalık. Siz orada bir eylem planlıyorsanız bunun bir tek amacı herkes harekete geçsin, çarşı pazar karışsın demektir. O yüzden bakan az bile demiş. Tabii ki kamu yöneticiliği sorumluluğu var. Yani stadyumlarda, statlarda şiddet, zaten şiddet olan bir yer, şiddete meyyal olan bir yer, zaten şiddet sabıkası olan bir yer oralar. Peki bunun için ek bir güvenlik önlemine ihtiyaç var mı da bir soru? Var oldu. Zaten siz çok güzel aslında bir tespitte bulundunuz. Zaten stadlar, futbol karşılaşmaları şiddetin gölgesinde ve hep şiddetin mutlaka var olduğu yerler. Ama burada bir kitleselleşme riski var. Zaten güvenlik önlemleri her zaman alınıyordu ve şiddete başvuranlarla ilgili yaptırımlar zaten söz konusuydu, ceza söz konusuydu. Ayrıca hani ne olabilir ki daha fazla işte o, ek tedbire ihtiyaç anda, var? Şu anda o risk var. Yani şu anda şiddet zaten ola gelen bir şey ama bir kişi bir kişiyi bıçaklıyor. Kitleselleşmiş gruplar halinde gerilim çok fazla yaşanmıyor. Evet. Şimdi ise bütün futbol taraftarının öfkesini kabartacak bir eylem biçiminden söz ediyoruz. Bunu sokaklarda gördük. Şimdi burada da bu tezgahlanıyorsa ki demek ki duyumları var. Buna karşı önlem almak mecburiyeti var. Yani bunu bir siyasi tercihi değil hükümetin ya da bakanın siyasi tercihi değil. Bunun mecburiyeti var. Yoksa maç oynanamaz hale gelir Türkiye'de. Yani bu iş, bu plan, duyduklarımız, işittiklerimiz umarız olmayacak ama tutarsa Türkiye'de futbol oynanamaz hale gelir. Dolayısıyla erkenden ve yerinde bu yarı. Umarım aynı zamanda sofistike önlemler de alınır. Yani orada şiddet için gelenle maç seyretmeye geleni ayırabilecek bir mekanizma kurulabilir umarım. Yani bu boyutta olacağını ummuyoruz ve varsaymıyoruz ama sonuçta tecrübe, yani siyasi iktidarları ya da kamu idarecilerini harekete geçirecek olan tecrübedir. Geçmişte yaşanan riskler var. O risklerden bir sonuç çıkararak muamele etmek zorundalar. Bakalım yani bu bir şey var. Gerçi dün akşamki maçta bir şey olmadı. Yani o da yüksek gerilimli bir maçta olmadı. Onun da bir işaret sayabiliriz. Şöyle bir siyasi konfor da yok. Şunu eklemek isterim. Yani orada bir futbol amacıyla toplanıyorsunuz. Valiliğe şuraya buraya bir dediğiniz politik bir miting alanı falan filan değil. İnsanlar bunu tercih etmeyen insanlar da oraya gidiyorlar. Bir sürü para ödüyorlar, maç izleyecekler. Yani bu bir anlamda herkesin çıkarını korumak için de yapılan bir şey. Politik bir arena değil orası. Bunun için başka yerde yapıyorsunuz. Valiliğe başvuruyorsunuz. Pek çok insan buna maruz kalmak zorunda değil diye düşünüyorum. Yani güvenlik sağlamak, güvenlik tedbirleri aslında o eylemliliğin içinde yani olanları korumak için yapılıyor. Tabii ki. Adınıza. Yani bir miting alanı düşünün. Polis orada güvenlik alıyorsa aslında güvenlik aldığı şey eylemcilerin güvenliğidir. Ama bunu böyle düşünemiyoruz. Kim maça şöyle sloganlar atılsın, bilmem başbakana küfredilsin, bilmem şuna buna küfredilsin, buna hakaret edilsin, kim maça gider yani? Öyle düşünüyor. O öyle bir yer değil orası. Tabii ki. Ama yani bir sezon boyunca iki maçta, üç maçta çeşitli, yani buna bağlı olmaksızın siyasi slogan atılabilir mi? Atılabilir. Tavır konulabilir mi? Konulabilir. Konmuştur da geçmişte ama bir rutin halinde böyle olayları bir Taksim'e, Gezi Parkı'na benzetme girişimi varsa direkt bu artık şiddet sayılabilecek bir şeydir. Yani orada şiddete başvurmanıza da gerek yok. Onu orada kışkırtıcı bir süreklilikte ve devamlılıkta yaptığınızda şiddet dairesi içine girersiniz. Önlem alınması kaçınılmaz. Sadece önümüzdeki günlerde lig başlayacak, sadece stadlara yönelik tedbirler değil, bir takım alınacak güvenlik önlemleriyle aynı zamanda okulların açılmasıyla birlikte okullar, üniversitelere dönük de bazı işte istihbaratın elde edildiği, bazı bilgilerin kendilerine ulaştığını söyledi. Hükümetten bazı isimler, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç. Yine üniversitelere dönük de bazı güvenlik önlemlerini arttırıcı şeyler, girişimlerde bulunacaklarını açıkladı. Bu da tartışıldı. Şöyle bir soru, yani şöyle bir algı galiba bir kesimde ortaya çıktı. Tamam, Gezi olayları yaşandı, artık söndü, şeyi bitti. Hani bu kadar panik havası yaratmak, estirmek niye? Bu soru etrafında hükümete dönük bir eleştiri de söz konusu. Ve aynı zamanda üniversitelerde öğrencilerle polisin karşı karşıya getirilmesi, gerilimi daha da arttıracağı, besleyeceği yönünde bazı tespitler de var. Sen ne düşünüyorsun? Bunu demin söylediğim gibi aslında şimdi birilerinde panik var diyenlerin sürekli bu olayı hopolladıklarını görüyorsunuz. Demin o örneği o yüzden verdim. Davalar görüşülürken bunların siyasi olduğunu söyleyenler davaları siyasi hale getirenlerdi. Haftalardır, aylardır siz bunun propagandasını yaparsanız, ben öyle bir yazı yazmıştım bir ara, taş, sopa, fener diyordum, Allah ne verdiyse. Bütün argümanları bunun için kullanmaya başlıyorsunuz. Üniversitede her zaman politik yerlerdir. Gençler orada siyaset de yapacaklar ve haklarıdır kuşkusuz. Ama
işte yazın alanlar boşalmıştı bir şekilde. Çünkü insanlar tatile gitmişti. Türkiye'nin eylem yapan, yani gezide tanıdığımız o kesimi, sosyolojik tabakada nereye oturduğunu seyircilerimiz tahmin ediyordur. Tatildelerdi. O yüzden Türkiye nerede sokakları biraz durmuş. Öyle bir tespitinde var mı? Türk bir köy falandı yani. Hayır, bunun, bu bir sosyolojik gözlem. İsim vermek ne kadar doğru olur bilmiyorum. Nişantaşı'da çok lüks bir kafe var. Onun önünde barikat kuruluyor. Ben biliyorum sokakların ne olduğunu. Ben de üniversitede eylemlikler içindeyim. Sokağın ne olduğunu çok iyi bilirim. Biz o mahallelerde eylem falan yapmazdık. Çünkü bizim sosyolojik tabanımız orası değildi. Ama bugün bakıyorsunuz Nişantaşı'nda oturamayacağınız, bir suyu 5 liraya içtiğiniz falan yerlerde barikatlar kuruluyor. Doğal olarak o kitle başka bir yere gitmişti. Şimdi de onların etkileyebileceği kitle, ben öğrenciler öyledir, çocuklar öyledir demiyorum geziye evet. çıkanlar için ama onların etkileyebileceği kitle de okullarla birlikte tatillerinden geldiler. Tabii ki bu hareketlilikler yaşanacaktır ama paniğe mahal verecek kadar kitlesel eylemlikler olacağını düşünmüyorum. Bu dediğim şeyle alakalıdır bu da. Çünkü derdi olan, yani sistemle yapısal sorunu olan insanlar mecburen sokağa çıkarlar. Örneğin Tunus'ta olduğu gibi. Bu Arap Baharı nasıl başladı? Bir seyyar satıcı kendisini yakmıştı. Adamın burasına gelmiş. Adam aç, yoksul, baskı altında. O insan için sokağa çıkmak bir tercih değil. Tırnak içinde özellikle altını çiziyorum bunu. Bir zorunluluktu. Ama buradaki eylemlilikler bir zorunluluk falan değil, bir tercihti. Bazı vatandaşlarımız kendi yaşam tarzlarını tehlike altında hissettiler. Kendilerini baskılanmış hissettiler. Tehdit var dediler. Böyle hissedebilir insanlar. Bu psikolojik bir durumdur. Hissetmeyin diyemezsiniz ama zorunluluk olmadığı için sokağa terk ettiler. Aslında solun temelinde de bu var. Niçin işçinin elinde şalter derler? İşçi sokağa çıkmazsa yaşam durur. Ama bu insanlar sokağa çıkmadığında gördüğünüz en fazla Türkiye'de tatil olur. Bu bağlamda okullar biraz hareketlenecektir ama çok böyle yani büyük kitlesel eylemlikler olacağını düşünmüyorum. Olsaydı, eğer bir zorunluluk olsaydı tatil dinlemezdi değil mi? Tatilde de bu işler olurdu. Ya burada zaten Melih, ya burada kitlesel eylemden zaten söz etmiyoruz. Burada örgütsel bir eylem hazırlığı var mı yok mu? Sorunun cevabı yani insanlar üniversitelerde, stadyumlarda veyahut da sokaklarda tatilden döndüklerinde ya da okullar başladığında her neyse bir kitlesel hareket içinde bulunacaklar diye bir duyum ya da beklenti yok. Bir takım örgütler var. Buradan ekmek yemeye devam edecekler mi, etmeyecekler mi? Mesele bu. Yani bunun panikle de bir ilgisi yok. Yani sonuçta üniversitelerin geçen sezon daha Gezi Park olaylarından önce nelere sahne olduklarını da biliyoruz. Yani buralar sürekli deneme tarafı. Provokasyon. Yani provokasyon tarafı da var. Orada bir alan da var. Yani üniversite dediğiniz şey ne bileyim DHKPC'nin, genç TGB'nin falan kontrolünde değil ama eylem yapan onlar. %3'ler, 5'ler falan ayrı mesele ama bir eylem dinamikleri, sistematikleri var. Sanki bütün üniversiteler bir ateş alanıymış gibi duygu yaratabiliyorlar. Konuştuğumuz kitlesel eylem, demokratik bir eylem hazırlığı vesaire değil. Konuştuğumuz buradan ekmek yemeye devam edecekler mi, etmeyecekler mi? Bunu ne kadar deneyecekler sorusu. O yüzden önlem almak kaçınılmaz yani. Türkiye'nin genel görüntüsünden söz ediyoruz. Yani biz iki üniversitede 3 tane stadyum dolup bitecek şeylerden söz etmiyoruz. Türkiye'nin genel görüntüsünden söz ediyoruz ve bunun marjinal maliyetinin, toplumsal maliyetinin vesaire diğer maliyetlerin ne olduğunu defalarca konuştuk burada. Yani bir ülkenin her zaman sokaklarında eylem olması o ülkenin demokrasisinin bir işaretidir, doğru. Fakat bir ülkenin olur olmaz kendisini şiddetle ifade eden gruplara ya da kişilere alanların açması da zaafıdır yani. Bu zaafın da gösterilmemesi lazım. Okullarda o kadar büyük bir şey görmüyorum ben. Stadyumlar gibi düşünülebilecek bir şey olmaz. Okullarda hep eylem olur artık ama ne olsa oraya da yorulacak biraz. Yani herhangi bir eylemlilik bile artık gezi eylemliliğinin devamı mı diye algılanıyor. Üniversitelerde gezi olayları olmadan önce de çok bir sürü olay olurdu. Olabilirdi. Ben o alanın o kadar tehlikeli olduğunu düşünmüyorum. Ama şu mesela polisin okula girmesiyle ilgili bir tartışma vardı. O zaman gezi olayları, protestoları sana göre bitti mi diye sorsam? Şöyle söyleyeceğim. Mutlaka devam edecektir. Görünüyor. Bir kesim bunu bırakmıyor. Şu açıklamaları sürekli yapıyorlar. Devam edelim. Hatırlayın o günlerde 2 gün daha sürerse eylemlikler hükümet düşecek gibi yorumlar yapan, böyle deruni analizler yapan siyaset bilimciler bile vardı tırnak içinde. Ama okullardaki eylemliklerin bu süreçte çok alakalı olacağını düşünmüyorum. Ve olsa da buraya yorulur, bunun üzerinden tartışılır ama çok büyük tehlike alanı değil. Ama stadyumlardaki durum hakikaten farklı. Orada belki alınacaklar insanlar ama lümpen bir kesim de gelir. Anlatabiliyor muyum? Siyasi, literatürdeki karşılığı olan bir şeydir lümpen. Hakaret etmek için söylemiyorum. Lümpen bir kesim de vardır. Bu kesim herkesin özgürlüğünü bir süre sonra sınırlandırabilir. Yani o eylemliliklerin o politik görüşü sahiplenmeseler bile sokağa rahatsız edebilirler. Ama üniversitelerde ben böyle bir tehlikenin tehditini olabileceğini düşünmüyorum çok fazla. Şimdi buradan Radikal'in manşetine uzanalım. Gezi olaylarıyla devam ediyoruz. Madem herkes dersini almalı. İktidarı içeriden gezi eleştirisi demiş Radikal gazetesi manşetinde. Profesör İdris Bal, AK Parti Kütahya Milletvekili, başkanlığını yaptığı Avrasya Global Araştırmalar Merkezi'nin bir araştırmasında gezi olayları için stratejik hata yapıldı denildiğini
söylüyor Radikal Gazetesi. Şimdi seçimden seçime demokrasi olmaz, diyaloğa geçilmedi, proje halka sorulmadı gibi başlıklar altında, yani bu başlıkları açarak özetleyebileceğimiz eleştirileri var İdris Bal'ın. Demokratik hareket edilse sorun çıkmaz diyor, başbakan yanlış yönlendirildi diyor. Siyasiler sorumlu davranmalıydı. Sadece hani AK Parti'ye değil işte MHP'ye, CHP'ye, BHP'ye çok değil ama özellikle CHP'ye ve BDP'ye eleştirileri var İdris Bal'ın. Şimdi bu tespitlerine katılır mısınız? Bu parti içinde, AK Parti içinde acaba bir tartışma açar mı İdris Bal'ın bu araştırması, bu analizleri? Kendisine dönük bir tepkiye yol açar mı parti içinde? Katıldıkların, katılmadıkların nelerdir? Sen de göz attın sanıyorum habere. Ne dersin? Yani bu eleştirileri yeni değildi. Radikal'in niye manşeti bilmiyorum ama hükümet içerisinde eleştirilerin olduğunu biliyoruz. Daha önce de olmuştu çok. Yani şu söylem benim çok kafama takıldı. Yani şunu bir şey yapalım. Sence parti içinde, AK Parti içinde gezi olayları boyunca izlenen yol, hükümetin attığı adımlar, izlediği yolla ilgili yani şurada şurada şu yanlış yapıldı, şu yapılmasaydı daha iyi olurdu şeklinde bir tartışma mutlaka var mı, olmuştur. Mu? Bazı açıklamalar da ortaya çıktı. Yani Sayın Arınç'ın ilk açıklamaları vardı mesela. İşte daha dikkatli olunabilirdi. Mesaj alınmıştır tartışmaları vardı ilk günlerde, hatırlayın. Hatta Sayın Başbakan kimle mesaj almış bilmiyorum da demişti. Mutlaka vardır. 300'den fazla milletvekili olan bir partide kuşkusuz farklı düşünenler olacaktır. Böyle bir tartışma mutlaka olmuştur. Ama şu tartışma benim, şu söylemin kendisi dikkatimi çekiyor. Başbakan yanlış yönlendiriliyor söylemi. Acaba hani hangi kaynaklardan enforme edildiğini bu kadar net bilebilecek bir isim midir İdris Bal ve biliyor mudur? Ben bu söylemin çok yaygın olduğunu şaşırarak izliyorum. Enforme ediliyordur siyasal iktidar, pek çok birimle birlikte herhalde bu alanda neler olup bittiğine bakıyor. Bu söylemin kendisinin popüler alanda bir karşılığı olduğunu ama real bir karşılığı olduğunu çok fazla düşünmüyorum. Biraz klişe mi? Yani bu öyle olmaya başladı. Zaman... Kendisi iyi, çevresi kötü sohbeti vardır evet, ya. Evet, evet. Yani... Bilemiyorum. Ben bu anlamda çok da şey oldu. Ama bugün gündeme taşınmasının da yeni bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bir tartışma olabilir tabii ki. Yani bir kere... Manşetlik bir şey mi sizce bu? İdris Bal... bu araştırma sonuçları. Yani birileri için manşetlik olduğu belli değil mi? Radikal Gazetesi manşeti. İdris Bal bir kere AK Parti milletvekili değil mi? Yani başbakan yanlış yönlendiriliyorsa, siyasi tercihlerde hata varsa bunda payı olsa gerek. Yani başbakanla konuşabilecek, başbakana fikirlerini söyleyebilecek milletvekili. Benim asıl o analizlerden, analizlerin bir kısmına katılıp katılmamak biraz bayatlamış bir durum. Yani bu dediği gibi Melih'in AK Parti içerisinde bu konuların baştan itibaren, daha ilk günden itibaren bütün açıklıkta konuşulduğunu, başbakan yanlış yönlendirilmek bir yana her türlü fikre muhatap olduğunu, bütün görüşleri dinlediğini biliyoruz. Yani bu tam bir şehir efsanesi. Başbakan yanlış yönlendiriliyor da ya başbakan sanki yönlendirmeleri değerlendiremeyecek kadar siyasi tecrübeden yoksunmuş gibi saçma sapan bir cümledir bu. Önce onu söyleyeyim. Ve bayat bir cümledir. Yani artık onu konuşmanın bile anlamı yok. Temel mesele şu. Yani bir AK Parti milletvekili güzel, çalışkan, becerikli, akademisyen kimliği var. Bir yandan elinizde stratejik araştırma kuruluşu var. Bir yandan oraya karşı rapor hazırlıyorsunuz. Öbür tarafa geçiyorsunuz siyasetçi kimliğine, partinizi müdafaa ediyorsunuz. Yani bu da çok garip bir durum değil mi yani? Bunlar da yeni peyda olan alışkanlıklar. Yani raporunu hazırlarsan bunu partinin için hazırlarsın ve partinin açıkla derse açıklarsın ya da parti alır senden açıklar. Şimdi bir geç bu tarafta mebus kimliğiyle bir şeyler söyle, geç öbür tarafta araştırmacı kimliğiyle bir şey söyle, geç öbür tarafta akademisyen kimliğiyle bir şey söyle. Dolayısıyla oyu raporun, atıyorum kafadan, ben hazırlasam, sen hazırlasam, Melih hazırlasam tartışmaya değer daha özel bir taraf var da AK Parti milletvekili bir stratejik araştırma kuruluşuyla bir akademisyen kimliği hazırlarsa ben neresini tutacağım konusunda biraz... Bir tutarsızlık mı yani? Vaziyetin kendisi tutarsızlık. Yani fikirler kendisi doğru olabilir. Evet. Fikirler kendisi doğru olabilir. Yani bunu neresinden tutuyorum diye. Peki ya mebus olarak parlamentoda söylediği, yaptığı çalışmaları, verdiği mesajlar kamuoyuna bu konuda... Bir taraftan da akademik kimliğiyle veya işte akademik kimliğiyle bir araştırmaya katkı yapması ya da bir analiz hazırlamış olması, bunu paylaşması ve buradaki ifadelerinin, sözlerinin tam bir tutarlılık içinde olması, bu da tartışmalı şimdi mı? Bakın, tabii ki fikirlerini, milletvekillerinin fikirlerini söyleme prensibi üzerine bir şey konuşmuyoruz. Burada bir araştırma hazırlıyorsunuz. Ben şimdi İdris Bal'ı, yani adı İdris Bal'ı ne olarak, bir araştırmacı kimliğiyle mi değerlendireyim yorumlarını, yoksa bir AK Parti
mensubu olarak mı değerlendirelim? Burada bir çelişki var. Kaldı ki ileri sürdüğü fikirler doğrudan kendisini bağlayan şeylerdi. Yani başbakan yanlış mı yönlendirilmiş, siyasi hata mı yapılmış ya da doğru mu yapılmış ya da az mı yapılmış, çok mu yapılmış? Her ne varsa bir parça İdris Bal'ı da ilgilendiren şeyler bunlar. Dolayısıyla bu durumun fiziki olarak şekilsizliği üzerine takılmış durumdayım. Yoksa görüşleri geç de kalmış olsa, bazıları çok tekrarlanmış da olsa konuşmaya değer olabilir. Biraz bu alışkanlıkların şey yapılması lazım. Yani İdris Bal ayrıca kendisini çok iyi ifade edebilen bir milletvekili, değil mi? Yani en çok televizyonda da gördüğümüz AK Parti milletvekillerinden bir tanesi. Çok partisinde de en özgür isimlerden bir tanesi. Hemen hemen her hafta birkaç kanalda görüyoruz kendisini. Bu amorfluk da aslında manşete taşınmasının nedeni diyoruz ya. Niye manşette diye bir... Bu tarz anketler pek çok kere yapılıyor. Bu tarz görüşleri getiren pek çok vekil var ama İdris Bal AK Parti milletvekili olduğu için yani manşete taşınmış çok net bir şekilde. O zaman bunun üzerine vurgu yapmak gerekiyor. Mustafa'nın dediği doğrudur. Bu görüşleri tartışabiliriz ayrıca. Haklılık payı olanlar da vardır. Ben de şunu düşünenlerden. Onu manşete taşıyan biraz o olması tabii değil mi? Tabii ki yani. Bu araştırmayı amorfluktur aslında. Üçümüzden biri yapsaydı manşet olamazdık. Ama bu görüşler pekala konuşulabilir. İdris Bal bunları da dile getirebilir. Getiriyor ama zaten. Amorfluktur bunu getiriyor, manşete taşıyan. Getiriyor. Gezi Park olaylarında defalarca televizyonda konuştu. Evet. Bunları söyledim bilmiyorum da herhalde söylemedi. Ben de çok bilmediğim için zaten size o az önceki soruyu sordum. Söylüyordum. Hani burada mesele tutarlılık mıdır? Hani tutarlı olması mıdır? Yoksa tamamen başlı başına olay yani bir taraftan mebus kimliği bir taraftan da araştırmacı akademisyen kimliğiyle böyle bir her şey ikisi ama önce o genelde o prensip olarak yakışmayan durumu sorgulamadan içeriye geçebilirim. Anladım. Ben. Yoksa tabii her ikisi tartışmaya değer. Peki. Ergenekon davasına çıkan kararlarla, kamuoyundaki tartışmayla, kamuoyunu ne kadar tatmin ettiğiyle bu kararların. Biçim bir taraftan da biliyorsunuz balyoz davasının temiz süreci de sonucu da bekleniyor. Daha bir dikkat kesildi belki birçok kişi. Şimdi balyoz sürecine, temiz sürecine. Şöyle bir kısa değerlendirme önce kabaca yapalım. Burada daha önce birçok kez Mustafa Karaylıoğlu'yla da konuştuk, görüşlerini biliyoruz. Bugün de zaten bu konuyla ilgili, bu tartışmayla ilgili bir yazı kaleme almış Star'da köşesine. Rakiplerini yenmek için Erdoğan'ın mahkemelere ihtiyacı var mı? Soracağım biraz bu konuyu da, yazını da. Ama sen çıkan kararları, ortaya çıkan tartışmayı, kamuoyundaki kutuplaşmayı, kamuoyunu ne kadar tatmin ettiği sorusunun cevabını, bunlarla ilgili neler düşünüyorsun? Şöyle bir kabaca özellikle. Davayı çok yakından takip ediyorum tabii ki. Doğal olarak eski gazetemden de alakalı. Bir de bu süreçlere ilgi duyuyorum. Sivilleşme, işte askeri vesayet gibi demokratikleşme konularına, şeffaflaşma konularına. Davanın sadece işte karar aşamasında insani öyküler çok fazla konuşulmaya başlandı. Ama o bizim 2007'den beri yaşadığımız ve daha öncesi var kuşkusuz bu sürecin. O planlara dair, o korkunç planlara dair, korkunç suçlara dair tartışmaların hepsi bir tarafa gitmiş oldu böylelikle. Örneğin 2-3 gün önce gazetelere bakıyorum, yine bugün de var. Haberal'la ilgili bir haber var. Diyor ki 2000 kişiyi kurtardı. Sayfa manşeti yapmış bir gazete. Şimdi bizim davayla ilgili konuşmamız gereken bu değil. Biz kuşkusuz bu sanıkların işlerini iyi yapmadıkları için yargılandıklarını falan düşünmüyoruz. Ortada bir suç var. Ortada Türk Ceza Kanunları ve evrensel olarak da siyaset bilimine göre bir suç var. Bunun üzerinden konuşmak gerekiyor. Ama davanın o dehlizlerinde itip giden şeyleri bir türlü konuşamadık. Bugün kime sorsanız kişisel mağduriyetler üzerinden konuşuluyor ya da çok moral değerler üzerinden siyasi yorumlar yapılıyor. Örneğin Genelkurmay Başkanı, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başkan, bir Genelkurmay Başkanı tutuklu olabilir mi tartışması var. Bu çok sonraki yapılabilecek bir tartışma. Davanın asıl konusu bu değil. Bence bugün görüşülmesi gereken, şimdi Yargıtay aşaması var bu süreçte, Ergenekon hafızasının diri tutulmasıdır. Biz bugün Gezi'yi konuşuyoruz, bazı şeylerin paranoya olabileceğine dair tartışmalar yapıyoruz, güvenlik tedbirlerinin. Bunların temelinde yatan bir şey var. Mustafa Karaylıoğlu bugün yazısında yazmış, o süreci bir hatırlatmak gerekiyor. 2007'den beri bu ülkede nelerin planlandığına dair ve yeni Türkiye söylemlerinden bahsediyorsak, geleceğe dair bakmak istiyorsak, bu tehditlerin olmadığı bir Türkiye ile ancak bunu sağlanabileceğini biliyoruz. Bu anlamda verilen kararları ben hukuki gözle bakıyorum, değerlendiriyorum ve yerinde kararlar olduğunu düşünüyorum. Bugünkü yapılan tartışmanın da siyasileştirerek davayı değersizleştirme girişimleri olduğunu düşünüyorum. Merkez medyanın büyük yoğunluğunda da bunu görüyorum. Her şey unutulmuş demin dediğim gibi. O silahlar unutulmuş, o darbe planları unutulmuş. Herkesin varlığını, özgürlüğüne tehdit olan girişimler unutulmuş. Bugün Gezi'den niye bahsediyoruz? İnsanlar kendi varlıklarını tehlike altında hissettiler. Özgürlüklerini, geleceklerini diyoruz. Eğer Gezi'de böyle bir hassasiyet varsa, insanların böyle bir hassasiyeti oluşmuşsa en büyük tehditlerden birisi bu olmalıydı diye düşünüyorum. Ama bu politik ortam, aşırı politik ortam belki de depolitizasyonu getiriyor.
Ondan sonra da işte bazı gazetelerin eklerine, hafta sonu eklerindeki tartışmalara konu olacak bir dava gündeme geliyor. Daha ciddi bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Peki bir yani tam da o kararların açıklandığı gündü değil mi? Yine seninle evet, burada ben evet birlikte programdaydık. Konuştuk, üzerinden geçtik. Çok da tekrara düşelim istemiyorum ama şunu da sormak istiyorum. Şimdi bu çıkan kararlardan sonra birçok kişi, yani kafasında soru işareti olan ya da en başından beri Ergenekon davasına inanmayan, özür reddeden birçok kişi, yani o kutuplaşmanın bir tarafı diyor ki biraz da galiba arada kalanlar, yani o soru işareti olanlar diye açıkladım. Hey, şöyle bakıyorlar. Peki tamam ama biz şimdi somut olarak ne görüyoruz? Hangi karanlık olayın aydınlatıldığını görüyoruz? Hani kriminal olay diye baktığımızda karşımıza bir tek dava içinde Danıştay cinayeti çıkıyor. İşte daha önce de sorduk Mustafa Karaloğlu'nda. Fırat'ın doğusuna uzanılmadı. İşte pek çok faili meçhul cinayet. Yani 90'lar, Susurluk. Bunların hiçbiri niye bu davada yok? Çok yani, doğru bir soru. Ben de bu talebi dile getiriyorum. Evet. Ama bu talebi dile getirip ne yapıyorum? Yetmez ama evet diye bir perspektif vardı. Bence bu ülkenin en sağlıklı perspektifidir. Şimdi bir örgüt varlığı açığa çıkartılıyor. Diyoruz ki önce örgütün varlığını tanıyalım. Ve örgüte üye olanların suçlarını bir teslim edelim önce değil mi? Şimdi bu dava darbeye zemin hazırlamak için meydana gelmiş bir oluşumun üyelerinin yargılanmasından ibaretti. Fiiller yargılanmıyor. Önce bu adımı atmazsanız, örgütü tanımlamazsanız, üyeliklerin hakkını vermezseniz edimlere nasıl geçeceksiniz? Bu çok şeye benziyor bu. Şimdi Fırat'ın öte yakasına geçti mi? Dava Fırat'ın öte yakasına geçti. Seda Hanım. Eğer bunu soruyorlarsa yetmez ama evet perspektifiyle sanki bu şeyi dile getiriyorlar. Ama mesela o JİTEM'cilerin yargılandığı davaların bir tanesine müdahil olmadılar bu arkadaşlar. Bunu talep edenler. Fakat bizim gibi süreç daha da ileriye götürülsün diyenler önce bu adımı atmanız gerekiyor. Üçüncü basamağa çıkmak için birinci adımı atmanız gerekiyor. Siz diyorsunuz ki örgütün varlığını da tanımayın, yargılamayın. Bunlar ayrıcalıklı şahıslar, bunlar akademisyen, bunlar bilmem ne, bunlar işini çok iyi yapıyor. Sonra diyorsunuz ki bunların edimleri yargılansın. Bakın bir vatan... JİTEM'in kurucusu ceza aldı ya. Çok net bir şekilde yani, ve itiraf edin. Ötesi birisi mi kaldı? Siz onun JİTEM'in üyeliğinden yani bu eylemliliklerini tanımazsanız, siz yasa dışı bir örgütsünüz demezseniz bunların eylemliklerini nasıl yargılayacağız biz? Bana o kadar ilginç geliyor ki ama bu hakikaten engel bulma, mani çıkarma refleksinin bir sonucu. Bu siz bir bu adımı atmayın diyorsunuz. Var. İzleyicilerimiz görüyor. Ben sizlerin de bilgisi olsun diye ve aynı zamanda bir de tekrar etmekte de fayda var. Eski MGK Genel Sekreteri Tuncer Kılınç teslim olmak üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi. Evet. Son dakika olarak paylaşıyoruz ekranda. Çok az bir zamanımız kaldı. Zamanınızdan çalmayayım. Aynı soruyu size de sormuşum gibi kabul edin. Bugünkü yazınız üzerinden. Şimdi Ergenekon davasının ne kadar gerekli ve ne kadar baz ve temel bir dava olduğunu tekrarlamaya gerek yok. Ergenekon davasıyla sadece çok kritik Türkiye'nin yıllardır tartıştığı vakalar değil. Aynı zamanda bir devir, bir anlayış, bir derin devlet felsefesi de yıkılmış oldu. Bunun altına halı çekilmiş oldu. Şimdi İlker Başbuğ'u müdafaa edenler var. İlker Başbuğ'a karşı toplumun da bir sempatisi var. Çünkü Genelkurmay Başkanı yani. Ya bu davada 250 tane sanık var. Değil mi? 256 mı? 250 sanık var. 60 mı? Yani 260 tek tek sayalım. Mesela Veli Küçük. Mesela Doğu Perinçek. Mesela Alparslan Aslan. Onlar için ne diyorsunuz? Tamam, İlker Başbuğ'u kenara ayırdık. Onlar için ne diyorsunuz? Yani herkesin davasını, herkesin fiillerine kefil mi bu insanlar? Ergenekon davasını yok diyen, gereksiz diyen herkes... Sadece Başbuğ değil galiba Mustafa Bağbay, Tuncer Özkan gibi isimler. Herkese belli ama Başbuğ'dan sonra başka bir rüzgar esti. Sanki Başbuğ'a kadar davayı kabul ediyorlardı da ondan sonra artık bu dava meşru değilmiş. Bunun ben şey olduğunu düşünmüyorum. Yani demokratik olduğunu düşünmüyorum. Genelde Türkiye'de Ergenekonlu yıllarla, askeri vesayet yıllarıyla ittifak halinde olan sivil unsurlar şimdi müttefiklerini korumak için çeşitli bahanelerle bir takım propagandalara müracaat ediyorlar. Temel yaklaşım budur. Aynı şeyi 28 Şubat davasında neden yapamıyorlar? Çünkü 28 Şubat davasında o ortaklığı gösterdiklerinde kendi suçları yakın ve taze olduğu için ortaya çıkacak. Neyin ne olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla buradaki şeyin hukuki ve gerçek bir vicdan tartışması olmadığını, eski müttefiklerin birbirlerini korumak amacıyla bir gayret içerisinde olduklarını baştan beri zaten öyle olduğunu görüyorduk. Şimdi daha da netleşmiş durumda bu. Temel konulardan bir tanesi bugün de yazdım. Yani bu yabancı basına da böyle yansıttığı için tartışmaya ya da konuşmaya değer. Acaba Adalet ve Kalkınma Partisi yani Erdoğan muhaliflerini yenmek için mi bu davayı kullandı? Tarihsel süreç böyle olmadığını gösteriyor. Tarihsel süreç dediğimiz şeyi de unutmayalım. Yani Türkiye Ergenekon'u faili meçhulleri, darbe ve girişimlerini vesaireyi uzun bir tarihte yaşamadı. 2009'un Şubat'ında internet andıç 2009 Şubat'ında yazıldı. Daha
O zaman da 8 tane Ergenekon dalgası yaşanmıştı. Evet, şimdi Erdoğan siyasi muhalifleri, legal ya da illegal siyasi muhalifleriyle hiçbir zaman mahkeme aracılığıyla mücadele etmeye ihtiyacı hissetmedi. Yani olaylar başladığında Erdoğan hükümete geldi. Sarı kız ay ışığı başladı. Mahkemesiz bunları bertaraf etti. 2006 geldi, Danıştay cinayeti geldi. Cumhuriyet mitingleri ciddi bir şekilde, yani gerçekten benzersiz bir yasa dışı anti hükümet kampanyasıydı. Bunu 2007 seçimleriyle savuşturdu. Olmadı. Hrant Dink cinayetini yaptılar, yetmeyince bu. Evet. O da hemen failini buldu hükümet vesaire, o işin üzerine gitmeyi başardı. Zirve katliamı geldi. Olmadı, kapatma davası geldi ardından. Bu da yetmeyince bu kez 27 Nisan bildirisi arada oldu. Ergenekon başladığında Erdoğan siyasi üstünlüğünü garantilemişti. Yani bunların hakkından ben mahkemeyle gelirim, siz de anladığınız dilden size konuşurum demek için mahkemeyi kullanmaya hiç ihtiyacı olmadı başbakanın. Siyasi mücadele, siyasi gücü giderek artan, doğru yere tekabül ediyor oluşu, işte milli irade ilişkilerini çok iyi yönetiyor oluşu, habeşli bu pozisyonda kalışı vesaire, çok sert, yani darbeler, siyasi cinayetler, kapatma davaları vesaire, kendisi mahkemelerin muhatabı olmasına rağmen mahkemeye müracaat etmeden siyasi üstünlüğünü garantilemişti. Yani siyasi rakiplerini yenmek için mahkemeye ihtiyacı olmadı. Ergenekon sürecinin bununla hiçbir alakası yoktur. Mahkeme geç bile kalmıştır. O ayrı mesele. Bu mahkeme 50 sene önce açılması gerekiyordu. Bu geç bile kalmıştır. Yani o yüzden söylüyorum. Bir tek mahkemelere tazminat davaları için gitmeye ihtiyacı hissetti. Yani bu davalar açıldığında Erdoğan'ın siyasi üstünlüğü zaten perçinlenmiş Türkiye'de. Bu bir anlamda züğürt tesellisi, yani Ergenekon davasına karşı direnç için gösterilen bahanelerin en zayıflarından bir tanesidir. Evet. Çarpıcı bir başlık tabii, hani bir cazibesi var, hemen insanın içine çekiyor yazı, o yüzden değinmek istedik. Burada da süremiz bitti, hatta biraz açtık bile. Evet. Melik gelince bizim az konuşmaya başladık. Tabii şimdi biz alışmıştık tek isimle, tek bir konukla günün manşetini yapmaya. Hep böyle süreyi, programın planlamasını ona göre yapıyorduk. Bir an, yani ben de açıkçası çok iyi kullanamadım, belki ayarlayamadım süreyi. Ama biz bazı konulara Melih'le kaldığımız yerden devam edeceğiz yarın ve sonraki günlerde. Zaman zaman zaten Mustafa Kararlıoğlu da katılıyor bizlere. Çok teşekkürler. Melih Altınok, tekrar hoş geldin. Ben teşekkür ederim, hoş bulduk. Evet, günün manşetini burada noktalıyoruz yarın sayın seyirciler. Kısa bir ara veriyoruz. Saat başına yine sıcak başlıklarla devam edeceğiz.